Sayın Pazarcı buyurun efendim sizi dinleyelim. Ee, bu adalardaki gizli olduğu söylenen toplantı işte 3. E, üçüncü seçimin üçüncü yıl dönümünde gördüğümüz o kare. Ne düşünüyorsunuz? Da ben o bu konuşmaları dinleyince şu sözü hak veriyorum. Şeyh uçmaz müritleri uçurur diye bir halk arasında söz vardır. Sayın İmamoğlu ile ilgili böyle bir tespitim var. Ve adalardaki o toplantı ile ilgili Barış'ı arkadaş yazmışsa ve buna itiraz edilmemişse... Bu doğrudur demiştir. Yani şöyle bir ifade kullanmıştır. E, diyor ki e, kimse bana siyaset konuşma diyemez. Doğru herkes siyaset konuşur. Ondan sonra diyor ki bu ülkede siyaset konuşacak beş kişiden biri benim. Niye? Yani biz de konuşuruz, siz de konuşuruz. Ahmet Bey var orada, ne bileyim Murat Bey var o da konuşur. Başka bir şey ifade ediyor. Diyor ki siyaset gündemini belirleyen beş kişiden biri benim. Şimdi biraz önce Başak Hanım siz sordunuz bu beş kişi kim diye ben de düşünüyorum bir kere beş kişiden bir tanesi Sayın İmamoğlu onu bir köşeye koyalım ama kendisiyle aynı durumda olan bir de Mansur Yavaş var onu da işe yapamazsınız dışarı atamazsınız çünkü Mansur Yavaş da aynı durumdadır aynı konumdadır demek ki o da konuşacak e, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, cumhurbaşkanı ve siyaset damgasını vurmuş bir isim onu da bir köşeye koyalım. Biraz önce Murat Bey dedi ki Abdullah Gül dedi. Tamam onu da kabul edelim. Geriye bir kişi kalıyor. Bu acaba Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? Evet, HDP mi? mi? Böyle gerçekten çorbaya döndürecek garip bir şey ortaya çıktı. Niye 5 kişi? Ayrıca e, evet, ortaya koyduğu bir başka koyduk şey koyduk daha var. Şey. Diyor ki <laughs> diyor ki çok ilginç gece gündüz çalışacak dinamik bir isme ihtiyaç var. İfadeye bakın. Gece gündüz çalışacak dediğiniz zaman Buraya buraya imam oturtamazsınız. Keyfine düşkün, tatil yapmayı seven bana tatil yakışan bir isim. Yani dinamiğe de oturtamazsınız. Buraya kimi oturtursunuz biliyor musunuz? kendi yaş o itibariyle daha yaşlı olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu herhalde imam 3 katı, 5 katı koşuyor, koşturuyor. Burada demek ki bir illüzyon var, bir algı operasyonu var ve biraz önce Ahmet Bey'in, Ahmet Özal'ın ifadesi de çok doğru. Bir kibir abidesi var karşımızda. Yani kimse konuşamaz. Beş kişi var. Beş kişinin dışında işte en önemlisi benim gibi bir şey. Bu bir kere halkın hoşuna gitmez. İkincisi kendine olmayan bir takım vasıflar atfediyor kendisine. Ayrıca yani şimdi koskoca Cumhuriyet Halk Partisi varken belki Kılıçdaroğlu'nu da dışına, dışarıya atıyor. Altılı masayı da zaten çok da önemsemiyor. Yani 5 kişi var, 6 kişi var orada. Onlar da ben sizi ciddiye almıyorum diyor. ben Affedersiniz ben sizi adam yerine koymuyorum. Biri benim, 5 kişi var. E i̇şte işte bunda da Mansur Yavaş'ı koyduğumuz zaman sizi de ciddiye almıyorum diyor. Bir kere böyle bir siyaset olmaz. İkincisi, Sayın İmamoğlu'nun geçmişine baktığımız zaman geçmişi nedir? Şöyle bir bakıldığında. E, gerçi e, Türkiye'de tabii her şey değişti. Sayın Kılıçdaroğlu 2008 yılında Grup Başkan Vekiliyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyle konuşmalarımızda şunu derdi. Ben siyasetten anlamam. Bana e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üç 3 tane mi 5 tane mi öyle bir ifade kullanıyordu. E, il başkanı e, sayın deseniz ben onu sayamam diyordu ama damgasını vurdu. E şeyin de müktesebatı yok. Yani sayın e, İmamoğlu'nda bir müktesebatı yok. Hiç e, Cumhuriyet Halk Partisi ile öyle geçmişte bir ilişkisi yok. Siyasetle çok fazla bir ilgisi yok ama diyor ki bu ülkede her şeyi ben konuşabilirim. Yani ben çok önemliyim ve konuşabilir tabii. Ayrıca şu da var, hakkı da vardır Cumhurbaşkanı adaylığı olmasına ama burada kavganın başladığını gösteriyor bu ifade. Yani bir itiş kalkış, bir kavga şimdiden başladı. Tabii o arada yok efendim işte biraz önce konuşuldu. Başbakan mı olacak, işte Cumhurbaşkanı mı olacak, Meral Akşener gibi bir tartışma var. Orada da kafa karışıklığı var. Kimi diyor ki seçim olmalı, kimi diyor ki seçimsiz sistem değişir vesaire vesaire. Yani bir kere parlamenter sistem koca bir yalan. Yani bir cumhurbaşkanı adayını, İmamoğlu'nu getirdiniz. Diyelim ki seçildi. Ben hiç mümkün görmüyorum ama parlamenter sisteme döner. Ben etkisizim diyebilir mi bu kadar böyle ki kibirli bir insan? Mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu demez. Meral Akşener hiçbir zaman demez vesaire vesaire. Zaten kimsenin oyu da kimsenin cebinde değil. Bunun için seçimler gerekecek, referandumlar gerekecek, anayasa değişikliği yapılacak. Yani vatandaş sizin peşinizde koşacak. Siz e, diyelim ki birisi e, sembolik bir aday olmayı kabul etti. Ve vatandaş da sizin dediğinizi yapacak. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ayrıca Süleyman Demirel'in bir lafı var. Hiç kimse diyor yetki paylaşmaz. Türkiye'de de bu görüldü kimse yetki paylaşmayacağına göre bir kere parlamenter sistemde koca bir yalan. bunu bir köşeye koyalım olması mümkün değil. Eğer bu altılı masanın belirleyeceği ki orada da bir kafa karışıklığı var millet ittifakı ayrı altılı masa ayrı böyle bir iddia ne kadar doğru ne hepsi ne kadar kabul edecek etmeyecek, o da ayrı bir tartışma konusu. Yani e, kim adayı belirleyecek bir kısmı etkisiz eleman mı orada değil mi gibi garip bir takım şeyler ortaya çıkıyor. yani Efendim bir, e, burada yaptım. bir virgül rica Dur. edeyim sizden. Ara zamanımız geldi dönüşte devam edelim. Çok teşekkürler. Efem kaldığımız yerden devam edelim. Ee, İmamoğlu'nun verdiği mesajları konuşuyoruz. Bir iddia, Adalar'da veya ki CHP'li Barış arkadaşın iddiasıydı. Bir toplantı yaptı İmamoğlu e, belediye başkanlarıyla ve orada ülke siyasetini belirleyen beş kişiden biri benim dedi. Genel siyasete ilişkin konuşmalar yapmaya devam edeceğim dedi. E, ve e, daha önce de hatırlayacaksınız adaylık konusunda kendimi taca atmam demişti. Şimdi bu mesajlarını yorumluyoruz. Öte yandan ee, yine bir etkinlikte İstanbul'da tekrarlanan seçimlerin 3. yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Oradan da bir kare yansıdı. Altılı masa, Millet İttifakı ve altılı masa yazıyor. Ee, liderlerin e, fotoğrafının üzerinde önde de kürsüde İmamoğlu konuşuyor. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Bir de şunu ekleyeyim. Sözü tekrar Sayın Pazarcı'ya bırakacağım. Şebnem Bursalı geçtiğimiz günlerde bunu kaleme almıştı yine iddia olarak ben olmazsam Karadeniz'den ittifaka oy çıkmaz şeklinde bir ifadesi olduğu da dile getiriliyor. İmam İmamoğlu'nun günü gelince CHP'li başkanlarda Karadeniz'de bulunan CHP'li başkanlarda yanımda duracak dediği de söyleniyor. Buyurun değerlendirmemizi sürdürelim. Nasıl mesajlar bunlar diye konuşuyorduk. Sayın Pazarcı sizi dinliyoruz buyurun. Tabii yani ben olmazsam Karadeniz'den oy çıkmaz ifadesi son derece iddialı ve e, bence siyaseten de söylenmemesi gereken bir ifade. Yani Karadenizlerin oyu senin, sizin cebinizde mi? diye sorarlar. Bu bence tecrübeli bir siyasetçinin e, ağzına almaması gereken bir ifade. E, bunu bir köşeye koyalım. Şimdi gelelim e, bu açıklamalara. Barış arkadaşın o e, yazdığı yazıda veya söylemlerde bir değerlendirmesi var. Ben de Barış arkadaşla aynı kanaatteyim. Çünkü bunun bir cumhurbaşkanlığı yarışından çok Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir yarış olduğu intiba var onda ki ben de aynı kanaatteyim. Bakın şimdi kim aday olacak gibi bir tartışmanın içindeyiz. Ee, i̇şte Millet İttifakı'ndan bence Sayın Kılıçdaroğlu öne çıkan bir isim kız. Kılıçdaroğlu aday olmaya mecbur ve mahkum. Aksi takdirde siyasi jübilesini yapmış olur. Çünkü kim çıkarsa çıksın Millet İttifakı'ndan bir kere e, Sayın Erdoğan'dan sonra en yüksek oyu alacaktır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ya da başka birini öne çıkarırsa kendi liderliği açık ve net olarak tartışılacak. Bir kere seçimi gösterdiği aday alırsa otomatikman zaten bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediği gibi yönetecek. Çünkü bir ülkenin Cumhurbaşkanı oluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tahakküm edecek bir yapı ortaya çıkıyor. ki Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturması imkansız gibi ee, seçilemezse yine çok yüksek bir oy alacak ve Sayın Kılıçdaroğlu kavgadan, e, mücadeleden kaçmış bir görüntü verecek. Yine onu orada oturtturmazlar. Bir de e, İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı'nda e, de olmasa da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda şansı var mı derseniz var derim. Ama şimdi çelişki diyebilirsiniz. Hiçbir siyasi geçmiş yok Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir damgası yok gibi ifadeler kullandım. Doğrudur, o da doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanlığında şansının olduğu da doğrudur. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi şu anda geçmişle bağlantısını koparmış ve tamamen hafızasını yitirmiş, amorf bir yapı haline geldi. Yani. Herkese mavi boncuk dağıtan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kimi gün işte ülkücü oluyor, kimi gün bakıyorsunuz adeta eline tesbih alıp zikir halkasına girecek kadar dindarlaşıyor. Bir gün başka bir yere mesaj veriyor vesaire vesaire. Şimdi böyle bir noktada parti içinde de sıkıntılar var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi kongresini yapmadı, erteledi. E, yapsaydı ne olurdu? Yapsaydı açık söyleyeyim e, Sayın İmamoğlu ya da başka bir isim kalkıp gelse, adaylığını koysa e, Sayın Kılıçdaroğlu büyük sıkıntı çekerdi. Neye rağmen? Delege yapısını kendisi oluşturmasına rağmen. Bakın e, Maltepe ve İstanbul'da dört ilçede kongre yapıldı. Hepsini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kaybetti. Ankara'da Etimeskut gibi önemli bir ilçede e, ki bunlar biraz şehir büyüklüğündedir hatta birkaç şehir büyüklüğündedir. Burada da kongreyi kaybetti. Devam ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'da pek çok yerde atama bir takım isimlerle Cumhuriyet Halk Partisi yola gidiyor. Buralarda kurultaylar yapılmadı, kongreler yapılmadı. Niye? Çünkü yapılsa kaybedecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde de ciddi şekilde Sayın Kılıçdaroğlu tartışılıyor. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki diğer isimler biliyorlar. En çok da İmamoğlu biliyordur. Yani benim bilgim kadar onun da bilgisi var. Hatta ve hatta bundan etmez birkaç etmezsin. ay önce Tuncelilerin şöyle, bir... Ee, şöyle kılıç, partide, bir itiraz var Murat partide Bey'den. Partide Kılıçdaroğlu tartışılıyor diyorsunuz ama... ...Sayın Kılıçdaroğlu 2018'den evet. itibaren çok farklı bir Kılıçdaroğlu. 2018'de bahsettiğiniz o profil aslında 2018'de <laughs> kalmış bir Kılıçdaroğlu var. 2018'den sonra çok proaktif kararlar almış... Toplumla en, empati geliştirmiş, adalet yürüyüşünü gerçekleştirmiş, demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili söylemleriyle toplumunda büyük bir e, özgüvenli oluşturan bir yapıya dönüştürmüş. Topluma bir umut olmuş. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın kapısına giderek, Murat ziyaret Bey, ederek... Murat Bey oradan öyle görünüyor ama merkez, Halk nezdinde öyle görünmüyor, bakın, onu söyleyeyim. Bakın, siz merkez Bankası'nı ziyaret etmesi aslında ne kadar öngörülü birisi olduğunu bize gösteriyor. Ne kadar devleti bilen, ekonomist bir adam olduğunu bize gösteriyor. Merkez Bankası'nı ziyaret etti ve kapıda kalmadı. İçeride ağırladılar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu o dönem peki, de kabinesiyle peki, gitti. Peki Murat Bey dedi ki, neden Cumhuriyet uygun Halk davranın, Partisi istemez Sayın uygun Kılıçdaroğlu aranın, bu kadar öngörülüyse? Neden kurultaylar yapmaktan çekindi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaylar yapılmıyor ve neden pek çok yeni, mille, yeni ilçede, göre, Yeni yasa geçti. Bakın, Partilerle kaybediyor. ilgili yeni yasa kaybediyor. geçti. Bununla ilgili bakın, zorunluluk bakın, yok. Sadece sizin, e, sizin öneride bulunuyor. Bakın bahsettiğiniz bu farklı. kongreyle alttaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Konuşurken araya girdiniz de müsaade ederseniz e, bitireyim ben. Sayın Pazarcı da ki algı, algı bana göre böyle diyor. Yangın sırasında, yangın sırasında helikopter geçerken beceremiyorlar bu helikopterler nerede diyen bir Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi delegesi de rahatsız. Yani siz öyle diyorsunuz, uçuruyorsunuz. Zehir Zaten uçağı dedim. şey, satın uyuşmaz, alanlardan mı uçuruyorsunuz? Siz sizce öyle sizce Kılıçdaroğlu'ndan mı? Ben, ben, Yangına zehir uçaklarıyla bir gidenlerden mi Görüyorum, ne de halk meseleyi anlayamadım. Diyorum ki yangınlara, bölgedeki yangınlara e, zehir, e, ilaç sıkmayla ilgili olan uçakların satın kiralandığını görüyoruz depolara ve denize inip su deposunu dolduramayan uçaklardan bahsediliyor. Bahsettiğiniz uçaklar yok Şimdi, diyerek bakın, bahsediliyor siz orayı ama bahsediliyor ben size bazı Altını çizmek rakamlar vereyim madem farklı. öyle bahsediliyor iddia ediliyor söyleniyor gibi bir takım şeylerle <laughs> hiçbir yere evet. varamazsınız bakın yangın 72 saat sürüyor dinleyin lütfen Bence bilmiyorsanız da öğrenin. Uçaklar ve helikopterler 1068 saat uçuyorlar. 72 saatlik. Ne kadar sortu yapılıyor, ne kadar su dökülüyor. Devam ediyorum. Kaç helikopter, kaç uçak uçmuş düşünün. 13.384 ton su atılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok büyük bir rakam. Ayrıca dünyanın en iyi helikopterleri ki 10 tondan fazla su taşımaz. Bunlar orada uçuyorlar. 10 tonluk helikopterler biz kalkıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu gece görüşünden bahsediyor. İsterseniz onunla ilgili de gerekli şeyleri söyleyeyim. Gece görüşü olan helikopter diye veya uçak diye bir şey olmaz. Zaten bizim uçaklarımızın ve helikopterlerimizin genellikle hepsinin gece görüşü vardır. Gece görüşü olduğu zaman da gece görüşlü helikopterler ve uçaklar Yangına müdahale edemezler. Çünkü bu gece görüşlü uçaklar ve helikopterler aşağıdaki ışığa duyarlıdır. Aşağıda bir çakmak bile çakıldığı zaman bunlar sıkıntıya girerler ki bir yangının üzerinde uçuyor. Gece görüşü değildir bu. Bu yangın üzerinde uçabilecek uçak ve helikopterlerden bahsediyor. Bunlar da Avustralya'da var bir kısmı. Dünyanın pek çok ülkesinde de yok. Yani onlardan bahsediyor ama kalkıp uçaklar ve helikopterler uçarken vızır vızır giderken Sayın Kılıçdaroğlu beceremiyorsunuz. Bırakın gidin ben geleyim. Uçaklar nerede giderse şu olsaydı bence çok da güzel olurdu. Her şey açık ve net ortaya çıkardı. O helikopterlerin birinin pilotu ben olsaydım, oradan uçuyor olsaydım, oradan gider. Tamamını dökemem ama bir iki kova da oraya su bırakırdım. Sayın Kılıçdaroğlu görsün ve meseleyi şey yapsın diye. Yani burada bakın Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir rahatsızlık var. Bu açık ve net olarak görünüyor. Rahatsızlığı ben size çok basit bir şeyle ifade edeyim. Bakın dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'den bahsediyoruz. Şimdi Ünal Çeviköz'ü Sayın Kılıçdaroğlu yanında uzun süre tutuyordu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika ile ilgili ki dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Bütün açıklamalarını Sayın Çeviköz yapıyordu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi de Çeviköz'den rahatsızdı. Nitekim son kulayda Çeviközün üstünü Cumhuriyet Halk Partisinin delegesi çizdi. Ne oldu? Sayın Kılıçdaroğlu dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını kaldırdı. Aynı Çeviközü aynı yetkilerle Genel Başkan Baş Danışmanı olarak getirip ne yaptı? Yine Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklatıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi delegesi bunlardan rahatsız. Yani en büyük organ olan partinin Büyük kurultayda birinin üstü çiziliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki delegeye siz isterseniz istediğinizi yapın. Ben üstünüzü çizdiğiniz kişiyi hatta ve hatta e, başkanlık divanında MYK, e, MYK'da değişikliğe gider. Onu da getiririm ben size dinlemem diyor. Şimdi böyle bir yapı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi de bundan rahatsız. Bu ve bunun gibi yani bir konuşmanın içinde 10 tane çelişki barındıran bir liderden bahsediyoruz siz. Uçurabilirsiniz, şöyle diyebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz ve tamamen istismar siyaseti yapan, tamamen e, Türkiye'deki ve dünyadaki meseleleri istismar eden bir genel başkanla gitmeyeceğini görüyor Cumhuriyet Halk Partililerde. Ha şunu diyebilirsiniz, MYK toplandı, bizim adayımız e, Sayın Kılıçdaroğlu'dur, kararını aldı, doğrudur aldı. Sayın Kılıçdaroğlu da buna itiraz etmedi. Kılıçdaroğlu da aday olmayı çok istiyor önümüzdeki günlerde bunu ortaya koyacak. Biraz önce siz belirttiniz. Diyorsunuz ki İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne oluyor? daha fazla oyalıyor ama Kılıçdaroğlu diyor ki siz bir köşeye çekilin. Ben öne geçeceğim diyor. Demek ki demek ki dediğiniz gibi değil. Daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim yapısıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili çok şey de söylerim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi kötü bildiğim kanaatindeyim. O açıdan yani meseleler böyle değil. Bakın Orada bir şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir liderlik yarışı var. Kim bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne damga vuracak yarışı var. Dediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu mecburdur, mahkumdur aday olmaya ve Ekrem İmamoğlu da arkasına bu kadar büyük rüzgar almışken ki kim olsa bunu yapar. Ben kendisine de hak veriyorum. Hiçbir zaman kendisini taça atmaz. Orada paylaşacağı, alabileceği ne varsa sonuna kadar mücadele edecektir. Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı olur, bu partinin genel başkanlığı olur, bu Peki başka zaman bir makam e, olur. Müzarcı, yani şu anda altılı diyeyim. masa içinde evet. bir bir cümle söylediği, altılı masa içinde çok ciddi bir çekişme var, Hı. E, bir itiş kakış var. E, o açıdan yani e, meseleye böyle bakmak lazım. Zaten biraz daha. Altılı masa benziyor, içinde İmamoğlu'nun yani destekçisini bir araya gelip. Kim görüyorsunuz ya da var mı? Anlayamadım. Altılı masa içinde İmamoğlu'nun destekçisini kim görüyorsunuz? Meral Akşener mi ya da İmamoğlu? E, İmamoğlu e, tek başına İmamoğlu mı yürüyecek bu yolda? Meral Hanım'dır. Çünkü e, zaten Meral Hanım kalktı, Kendisini e, çok yüceltti, çok büyüttü. Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Devam ediyorum. Ablasının yüzünde Rabb'i Esir gördüğünden bahsetti. Meral Hanım bakın İmamoğlu'nu sonuna kadar destekliyor ve Meral Akşener altılı masada Mansur Yavaş'ı hiçbir zaman istemez. Hani fikri yakın falan diyorlar. Her zaman yakın fikirler arasında itiş kakış olur ve geçmişte bakın yine Ahmet Bey gözümün önüne geldi. Demirel Özal mücadelesini verelim. Yani Demirel Özal biliyorsunuz siyasi yasaklarda karşı karşıya geldiler. <laughs> Özal hayır kampanyası düzenledi Demirel evet kampanyası düzenledi Orada bile anlaşamadılar Yani burada Meral Akşener istemez Şundan dolayı istemez Anladın, Aynı Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çekişme gibi Kendisine yakın bir ismin önüne geçmesini istemez Eğer Mansur Yavaş aday gösterilir Yüksek oy alırsa Veya Kazayen seçilirse Zaten Mansur, <laughs> Meral Hanım'ın siyasi hayatı sona erer ve şunu da söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun bir başka destekçisi daha var. Altılı masa değil oraya yedili masa diyelim. HDP'den de herhangi bir itiraz gelmez. O açıdan eli kuvvetlidir ve e, tabii dışarıya da dayanmak istiyorlar. Şu anda da e, büyük elçilerde de şeyi yüksek. E, yani alıcısı yüksek. E, bakın İstanbul kar altındayken ...çok daha önemli işim var dedi... ...bir büyükelçiyle yan yana geldi... ...halvet oldu, kapandı... ...yani dediğim gibi sonuç olarak... ...elinde bu imkanı sağlayan... ...elinde bu imkanı olan... ...Sayın İmamoğlu sonuna kadar mücadele edecektir... ...elbette taça çıkmaz, kim olsa çıkmaz... ...Sayın Kılıçdaroğlu da... ...siyasi hayatının son... E, ...kumarını oynuyor veya son mücadelesini veriyor... ...o da aday olmak zorundadır... ...meseleye böyle bakmak lazım yoksa... ...aksi takdirde pek çok iddiada bulunabilir... Biz bir çadır tiyatrosunun peşine takılabiliriz. Bir takım illüzyonlarla, sosyal medya siyasetiyle ve sosyal medya belediyeciliğiyle sonuç almaya çalışırız. Ama o olmaz. Yani sonuçta siyasetin bir takım gerçekleri var. Türk insanının feraseti var ve Türkiye'nin de gerçekleri var. O açıdan zordur. Bence işin orman özü biraz önce belirttikleridir. Bir şey söylemek isterim Sayın Pazarcı'ya cevap olarak. Ne ile ilgili? Şimdi e, rakamlardan bahsetti falan. Öncelikle orman yangınlarına yönelik tartışmaları aslında bilimsel zeminlerde tartışmak gerekir, konuşmak gerekir. Ama Sayın Pazarcı siyaset arenasına çekiyor. Tıpkı diğer siyasi liderler gibi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine iki kova su da dökülmesini uygun gördü. Şimdi, Orman yangınları bakın tartışılmaz şimdi, e, bakın, e, Murat Bey. Orman Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradaki el verilir, sözünü de olur, e, manipüle etti. Oradaki izciler gibi, gönülcüler Pazarcı, gibi bakın, sonuna kadar mücadele edilir. Bir damla Yangınla bile değil, kova demiyorum, Siz, bir sizi damla dinledim. su bile sizi dökmeyen dinledim. insanlar bu meseleyi kirletmek için alana çıkmazlar. Bir Siyaset yapanlar onlardır. Yangın, ben siyasetten bahsettim, geçmişte bunlar yoktur gerekiyor. ve maalesef yeni Siz, ve çirkin siyasetin ürünüdür bunlar. Yangınlarla mücadelede bilimsel teknikler üzerinden gidilmesi gerekiyor ve bunlar üzerinden konuşulması gerekiyor. Sizin yaptığınız gibi siyasiler de siyasi aranaya çekerek cevap veriyor. Bakın tarım ve orman bakanı Vahit Kırışçı Bey Marmaris'teki yangınla ilişkin 22 Haziran'da yaptığı açıklamada 4 Temmuz gece görüş 4 Temmuz'da gece görüşte 10 helikopterin bakanlık envanterine alınacağını duyuruyor. Fakat daha sonrasında düzeltme yapıyor. Diyor ki 4 Temmuz'da ihaleyle gelecek diyor. Yani ee, daha öncesinde yani. 1 Haziran 31 Ekim arasında yangın dönemi deniyor. Geçen yıl bu kadar yangınların olduğunu biliyoruz ve giderek küresel ısınmanın etkisiyle yangınlarla mücadelenin Etkili bir süreç oluşturulması Peki, gerekirken şimdi yani bu yapılmıyor. bilimsel ha. konuşmak lazım dediniz. Bu işin uzmanlarıyla i̇şte, bunu da değerlendirmek e, lazım. E, evet. Bununla evet. ilgili bölgenin, şimdi bir şöyle bir devam yapıyor. edeyim, bitiriyorum bir cümleyle. Evet lütfen. Biraz önce Sayın Pazarcı da rakamlar verdi ama oradaki e, siz şu kadar helikopter uçtu, şu kadar tonla su verdi diyerek aslında başka şeyleri görmüyor, duymuyorsunuz. O ağaçların, o sincapların seslerini duymamazlıktan geliyorsunuz. Dünyada büyük bir... E, Valla siz küresel, de onun üzerinden istismar siyaseti yapıyorsunuz. Siz ben durmuyor olur muyum? Siz bu ben ülkenin ana muhalefet liderinin kafasına iki kova ediyorum. su dökülmesi gerektiğini söylediniz. Siz bu ülkenin ana olurdu. muhalefet liderinin kafasına... Bakın nasıl bir dil bu? Siz tamamen bir orman yangını dahi Hayır yani siyaset <laughs> arenasına çekiyorsunuz. <laughs> Helikopterleri görmüyor, bunlar Çok nerede iyi diye diyorsunuz. bir insana ancak yani özür böyle uyarabilirsiniz. Gerekir. Başka yolu var mı? Peki. Başka ee, yolu var evet. mı? Helikopter <laughs> Söylediğim... orada. Sayın Bakanınıza tepki gösterin. Sayın diyeyim, Bakanınız 10 tane helikopterin efendim, alımını yani verdiği evet, tarihi evet, sürekli böyle. revize ettiğini görüyoruz. Peki. Evet.